Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok şık bir şal modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Sizinle birlikte başlayacağım ve sizinle birlikte bitireceğim. Modelim harika bir model. Alize'nin kendi sayfasında da paylaştığı bir model arkadaşlar. İp olarak Alize Angora Gold kullanacağım. Ama Alize kendi sayfasında Alize Angora Gold 11'e batik kullanmıştı. Şöyle şu tarz iplerden de arkadaşlar. Tek renk açıktan koyuya doğru gidiyordu model. Benim elimde bu olduğu için böyle renk geçişleri farklı, tonları farklı olduğu için bununla yapmak istemedim. Tek renk kullanmak istedim. Size kalmış bu 150 gram arkadaşlar. 150 gram yani 1,5 yumak yeterli oluyor. Videonun sonunda da size söyleyeceğim inşallah. Santim olarak da vereceğim. Böyle 60 santim 61 santim kadar zincir çekeceğiz. Ense kısmından başlayacak, bolero şeklinde olacak modelimiz. Etek ucuna kadar, yani bel hizasına kadar öreceğiz inşallah. Santim olarak ördükten sonra da söyleyeceğim, ütüledikten sonra ütüleyeceğim, ütüledikten sonra da santim olarak vereceğim videonun sonunda. Ben de merak ediyorum nasıl olacak, sizinle birlikte başlayacağız dediğim gibi. Bu modelin püf noktası arkadaşlar, elimizi bayağı bir geniş tutmamız gerekiyor. O yüzden ben şöyle 2,5 milimetrelik tığla öreceğim. Eliniz sıkıysa daha kalın tığlarla örebilirsiniz. Yani geniş örmeye bakın arkadaşlar. Geniş örmeye çalışın. Hazırsanız hemen başlayacağım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, genişçe zincir çekelim arkadaşlar. 60-61 santim kadar. Zincir santim olana kadar zincir çekeceğiz. Sayı olarak 109 tane zincir çekelim. 109 üzerine 109 zincir üzerine 106 tane trabzan yapacağız. Böyle sayalım. Ya zincir fazla olursa keseriz, sorun da olmaz ama yine de sayalım isterseniz. Böyle gördüğünüz gibi biraz zincirlerimi geniş tutuyorum. Evet, Rabbim mahcup etmesin inşallah. Böyle 109'a tamamlayıp döneceğim. Evet, 109 tane zincirimi çektim. Şimdi tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Doladım, sıradaki zincire giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Yani bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. Tığıma doladım, sıradaki zincire giriyorum. 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine bir trabzan yapacağız. Baştaki zincirle birlikte toplamda 106 tane trabzan olması lazım. Evet. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Elimi geniş tutuyorum, gördünüz. Evet, zincirin sonuna kadar trabzan yaparak ilerledim. Toplamda baştaki, bakın buradaki ilk zincirimle birlikte 106 tane trabzanım oldu. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Çevirdim. Tığımı doladım. İlk trabzan değil, ikinci trabzana yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı hep bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzana trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. 1, 2, 3. trabzana trabzan yapıyorum. 2 tane kutucuk oldu. Burada tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Evet.
Bu şekilde yaptık. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım yine. 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan. 3 zincir doladım. 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan. Evet, kenarlarda 2 kutucuk oldu. Desen aralarında da 3 kutucuk olacak. 3 kutucuk yaptık, tığımızı doladık. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzanın üzerine geçiyorum. Bir trabzan. Burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. 3 zincir doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Yine 3 tane kutucuk yapacağız. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. 3 zincir. 3. trabzana trabzan yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanı trabzan. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kutucuk oldu. Yine buradaki desenin aynısını yapacağım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. 3 zincir. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine 3 tane kutucuk yapacağım. 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanı trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanı trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3. trabzana trabzan yapıyorum. Ve burada yaptığım işlemin aynısını buraya da uyguluyorum. Aynı yere bir trabzan. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. 3 zincir. Aynı yere bir trabzan. Doladım. Sıradaki trabzana 2 trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 3 zincir. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle devam ediyor bu sıramız. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 3 zincir çektim. Yine 1, 2, 3. trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bu desenlerden 9 tane olacak arkadaşlar, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Gördüğünüz gibi. Burada 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu ilk kutucuğa ya da zincir boşluğuna alttan girerek bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. İlkinin üzerine trabzan yapıyorum. İkinciye geçiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Üçüncünün üzerine 3. trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu zincir yuvasına alttan girerek 3 tane trabzan yapalım. Buraya 1, aynı yere 2, aynı yere 3. trabzanımı yaptım. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum.
doladığım 3 tane kutucuk var. İlk kutucuğun, pardon, ikinci kutucuğa, ilk kutucuğa atlıyorum, ikinci kutucuğa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir doladım. Karşımda 3 trabzan var. Yine bu kutucuğu atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. Bir altta 3 kutucuklu, şimdi 2 kutucuk oldu. Sıradakine trabzan yapıyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını burada da uygulayacağım. 3 zincir çekiyorum. Zincir yuvasına 3 trabzan. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesinde trabzan. Yan yana 3 trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde yaptım. Doladım. Karşımda 3 kutucuk var. Ortadakini yuvaya girerek bir trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. Bu kutucuğa atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. İlkine trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir. Buradaki zincir yuvasına alttan girerek 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Karşımda 3 trabzanım var. Her birine yine bir trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir. Karşında 3 kutucuk var. Ortadaki yuvaya girerek bir trabzan, 3 zincir. Doladım. Karşımda bakın bu kutucuğu atlıyorum. 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. 2 ve 3. 3 zincir. Bu yuvaya 3 trabzan yapacağım. Burada yaptığım gibi. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Çok uzatmak istemiyorum. Böyle. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Desenimin ikinci sıranın sonuna geldim. En son burayı yaptım. Gördüğünüz gibi 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu kutucuğu atlıyorum. İkinci kutucuğa trabzan yapıyorum. 3 zincir. Kenardaki trabzanın tepesine trabzan. Yanındaki zincirin tepesine trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve çevirdim. 3. sırama geçmiş oldum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda bakın bu iki kutucuğu atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapacağım. 1. Sıradakine ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradakine üçüncü trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu zincir boşluğunu atlıyorum. Ortadaki 3 trabzanımın ilkine bir trabzan. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Burada 3 trabzanın üzerine burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Doladım. Sıradaki yani ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan. 3 zincir. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan. Doladım. Aynı trabzanın üzerine ikinci trabzanı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. 3 trabzanın üzerine 6 tane trabzan yaptık. Ortada 3 zincirimiz var. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Zincir yuvasına atlıyorum. Karşıdaki 3 trabzanın her birine bir trabzan yapıyorum.
2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kutucuklara atlıyorum. Karşıdaki ilk trabzanın tepesine. Trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Tığıma doladım. Ortada 3 trabzanım var. İlkine 1, 2 tane trabzan yaptım. Doladım. Sıradakine 1 trabzan. 3 zincir. Doladım. Aynı yere 1 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana 2 tane trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 tane trabzan. 1. 2. Ve 3. 3 zincir çekiyorum. Geçişlerde 3 zincir çekip direkt diğer üçlü trabzanın üzerine geçiyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Evet, burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayacağız. Bu şekilde devam ediyor sıramız. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bu sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son burayı yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle 2 kutucuğu atlıyorum. Kenardaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirin tepesine trabzan. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzan değil, ikinci trabzanın tepesine trabzan. Burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzanım var. Ortadaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bunu kapatmış olduk. Bir trabzanla. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Şöyle şurada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Burada 3 trabzan yapacağım zincir yuvasına. 1 2 ve 3. 3 zincir doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Ortadakinin tepesine bir trabzan yapıyorum. Kanatlar önce açılıyor sonra kapanıyor. Yani buradan oluşuyor ve kapanıyor. Şöyle 3 zincir. Evet, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Karşıdaki bakın zincir yuvasını atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. Ortadakinin tepesine trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Bakın burada başlarken 3 kutucuğumuz vardı. 3, 2, 1 oldu. Burada da yine 3 ile başladık. Bakın 1, 2, 3. Sonraki sırada 2, sonraki sırada 1'e düşecek. Sonra tekrar 3 olacak. Oradan da doğru ya da yanlış yaptığınızı anlayabilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan. 1 2
3. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada karşındaki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şöyle bak, bu şekilde yaptık. 3 zincir doladım. Karşında 3 trabzan var. 1, 2, 3 sıra olmuş. Ortadakine 1 trabzan. 3 zincir doladım. Zincir yuvasını atlıyorum. Karşındaki 3 trabzanın ortasındakine 1 trabzan. 3 zincir doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Bu sıram da bu şekilde devam ediyor. Ortadaki zincirime 3 trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir. 3 trabzanın üzerine 3 trabzan. 1, 2, 3. Zincir. Evet, karşımda 3 trabzan var. Tepesine 1 trabzan. 3 zincir. Doladım. Karşımda 3 trabzan var. Ortadakine 1 trabzan. Ve 3 zincir. Burada da her birine 1 trabzan yapacağım. Bilirsiniz, şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim en son buradaki 3 trabzanın ortasına 1 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle kenardaki trabzanın tepesine trabzan doladım. Zincirin tepesine trabzan. 3 zincir çekiyorum. Pardon, 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geçmişiz desenimizin. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle buradaki, bakın geriye dönüp buradan bakabiliyorum. Şuraya batmışım. İlk kutucuğa 1 trabzan. 3 zincir doladım. Burada karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Kanat açılıyor gördüğünüz gibi. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada yaptığım işlemin aynısı ya da burada yaptığımız işlemin aynısı. 3 trabzan var. İlkine 1, 2 trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana 1 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı trabzana 1 trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana 1, 2 trabzan yaptım. Evet, 3 trabzan sağda, 3 trabzan solda, ortada 3 zincirim var. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Bir altta gördüğünüz gibi 3 kutucuğum vardı. Şimdi 2 olması lazım. Tığıma doladım. Ortadaki kutucuğa 1 trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. Kutucuğu atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Karşımda 3 trabzan var. Bunu kanat olarak açacağız. İlkine 2 trabzan. 1, 2. Doladım. Sıradakine 1 trabzan. 3 zincir. Aynı trabzana 1 trabzan. Sıradaki trabzana da 2 trabzan. 1 ve aynı yere ikinciyi yapıyorum.
Evet, şöyle. Bu sırada yaptığım işlemin aynısı arkadaşlar. Şöyle şurada geriye dönüp bakabilirsiniz. Ama burada bir kutucuk kalmış. Bizde iki kutucuk var. Model ilerledikçe oturacak. Onu da size anlatacağım. 3 zincir. 3 trabzan. 2 ve 3. 3 zincir. Doladım. 3 kutucuk var. Ortadakine trabzan. 3 zincir. Doladım. Karşında 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Böyle model oturana kadar sizinle birlikte öreceğim arkadaşlar. Bu sıranın da sonuna gelelim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. En son 3 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektim, tığıma doladım. Karşımda 2 kutucuk var. İkincisine trabzan yapıyorum. 3 zincir doladım. Sıradaki trabzana trabzan, sıradakine trabzan. Şöyle. Bakın burada yaptığım işlemin aynısı. Şu 3 kutucuk olan sıra mesela 3 kutucuk olan sıradaki yan tarafta ne yaptıysak aynı işlem. Şurada. 1, 2, 3, 4 çevirdim. Sıradaki trabzanı trabzan. 3 zincir doladım. Bu iki kutucuğu atlıyorum. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. 2 ve 3. 3 zincir. Evet, dikkat ettiyseniz burada şöyle devam ediyor. Bakın burada mesela kanadı açtık. Ortada 3 zincirimiz var. O 3 zincir üzerine bir sonraki sırada 3 trabzan. Sonra 3 trabzanı kanat şeklinde açtık. Ortada 3 zincirim var. Ortaya 3 trabzan yaptım. Yine 3 trabzan üzerine kanat şeklinde açtım. Burada bu zincir yuvasına yine 3 trabzan yapmam lazım. Bu kanatların boyu da ördükçe uzayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mantık bu. 3 zincir. Zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2 3 3 zincir. Doladığımız karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. 2 ve 3. yaptım. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var yine. Her birine bir trabzan. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu iki kutucuğu atlıyorum. Karşındaki 3 trabzanın ilkine trabzan. İki kutucuğu teke düşürmüş olduk. Bakın bu şekilde. 3 tane trabzan. 2, 3. Evet, bakın şöyle. 3, 2, 1 şeklinde ilerleyecek hep burası. 3 zincir. Burayı da göstereceğim. Karşımdaki 3 trabzanı 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir. Ortadaki zincir yuvama 3 trabzan. Kanat açıldı, ortasına 3 trabzan yapıyorum. 2 3. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir.
Karşımda yine 3 trabzan var. Her birine 1 trabzan, 2, 3 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Diğer 2 kutucuğu atlıyorum. Diğer 3 trabzanın tepesine geçiyorum. 3 tane trabzan. 2 ve 3. 3 zincir. Evet, şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde ilerliyor sıramız. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle son 3 trabzanımı yaptıktan sonra 3 zincir çektim, tığıma doladım. Bu 2 kutucuğu atlıyorum, kenar trabzanla trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirin tepesine trabzan. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Kaçıncı sıradayız? Beraber bakalım. Bakın. İlk sırayı saymıyorum. Trabzan sırasını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya geçmişiz. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Burada ne yapacağız? Burada yaptığımız işlemin aynısını. Çünkü 3, 2, 1 oldu. Tekrar 3 kutucuk olması lazım. O yüzden bu kanatları kapatacağız. Buradaki kanatları. 3 zincir çektikten sonra tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Bu kanadı kapatıyorum. Yani ortadakine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Kanadımdaki trabzan sayısı bakın. İlk sırayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzanım var. Bir alttakinde de bakın burada burası yarım olduğu için 3 görünüyor. Ama ördükçe daha da uzayacak. 3 zincir çektim, tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde oldu. 3 trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Karşımda bakın tam ortada 3 trabzanım var. 2 kanat şeklinde açılacak. İlkine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. İkinciye bir trabzan yapıyorum. 3 trabzan olduktan sonra 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana da bir. Aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. 3 sağda, 3 solda, 3 zincir de ortada. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum, doladım. Burada bakın. En son kanada ortadaki trabzanla, kanadın ortasındaki trabzanla bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki 3 trabzanın ortasındakine bir trabzan. 3 zincir doladım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Şöyle göstereyim bakın. Arada yine 3 kutucuk oldu. 3, 2, 1 şeklinde ilerleyecek. Burayı takip ederseniz yanlış, dediğim gibi yanlış ya da doğru yaptığınızı anlarsınız. 3 zincir. Karşımda 3 trabzan var. İlk trabzanla 2 trabzan yapıyorum. Doladım. İkinci trabzana bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Aynı trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki trabzana da bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 3 zincir. Karşımdaki 3 trabzanın her birine bir trabzan. 2 ve 3. 3 zincir. Son kanat bakın. Son kanadım bu. Ortasındakine trabzan.
3 zincir. Diğer karşıdaki, bak. Karşıdaki 3 trabzan, ortasındaki ne trabzan? Bu son kanadım, bu taraftaki. Sağ taraftaki. 3 zincir. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. 3 zincir. Evet, bilirsiniz artık bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Böyle böyle devam edecek. Ben öreceğim. Yeterli boyuta gelince size göstereceğim. O zaman size ne kadar ördüğümü santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 3 2 1 şeklinde, 3 2 1 şeklinde. Bir sonraki sırada, bu sırada yaptığımız, yani iki kutucuk olan sırada yaptığımız işlemin aynısı olacak, ama burada ortaya 3 trabzan yapacaksınız. Burası, buradan geriye bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bir 3 trabzan, 3 trabzanın üzerine 2 kanat oluyor. 3 sağda, 3 solda, ortada 3 zincir. Sonra 3 trabzan, 3 sağda, 3 solda, ortada 3 zincir. Burası bu şekilde ilerliyor. Bu ara kısımlarda 3 2 1, 3 2 1 şeklinde devam ediyor. Birden sonra, yani bir kutucuk kaldıktan sonra, buradaki kanatları ortasına bir trabzan yaparak bitirmiş oluyoruz. Sonra diğer kanadı da aynı şekilde devam edip yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle geriye bakıp yapabilirsiniz. Böyle ilerliyor. Mantık bu. İnşallah anlatabildim. Sonra size ekran resmini atabilirim ya da sayfamda paylaşabilirim. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle baktıkça da yapabilirsiniz her sırayı. Karıştırmazsınız arkadaşlar. Mantığını söyledim zaten. Böyle. Evet, ben tamamlayıp döneceğim. Şöyle ekran resmini de alabilirsiniz. Benimki yeteri boyuta geldi. Şöyle ne kadar ördüm size göstermek istiyorum. Nasıl anlayacağız? Kaç desen yaptığımızı bakın. Üzerinde bir trabzan olan kanatlar. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Alize'nin kendi sayfasında 10 taneydi. Ben bir desen fazla yaptım arkadaşlar. Şöyle santim olarak da vereyim. Santim olarak da şöyle bakın, buradan ense kısmından aşağıya doğru daha bütün edecek bu. Şöyle 58 santim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 58 santim. Hatta bütünleyince 60'ta geçer diye düşünüyorum. Evet, yeterli. Ben kenar yapmayacağım. Modelin kendisinde kenarı yok. Ama siz yapmak isterseniz bir sıra etrafını sık iğne yapabilirsiniz. Burada şöyle en son bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle ipimi de içe doğru saklayacağım. Şurada bir düğüm atacağım. Kalınlıkta olduğu için. Evet, bunu sonra tam saklarım ben. Tamamdır. Şimdi ben sadece ense kısmına şöyle bu kısımda kaydırma tekniği yapacağım arkadaşlar. Burası şık güzel dursun diye. Evet, şöyle bir zincir çekiyorum. Siz bakın, beğenirseniz siz de yapabilirsiniz. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Şöyle ilk zincirime giriyorum. İlmeği aldım. Sıradaki trabzanların uç kısmına giriyorum. Ense kısmı, başladığımız zincir. Giriyorum, ilmek alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakine giriyorum. İlmek alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradakine girdim. İlmek aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, sıradakine girdim. İlmek aldım. İlmeği içinden geçirdim.
Böyle gayet güzel duruyor, şık duruyor. Böyle batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Böyle zincirlerimizi sıkı tutmayalım. Normal genişlikte ilmek alıp ilmeği içinden geçirin. Yani zincir çekiyoruz bir nevi. Bu şekilde. Her trabzanın dibine batmış oluyorum. Şöyle görüntü de bu şekilde olacak. Şöyle bu görüntüye dönüyor. Sırayı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi burayı tamamladım. Hatta ütüsünü yaptım. Ütüsünü nasıl yaptım birazdan göstereceğim. Şöyle en son bir zincir çektim. Tam 1,5 yumak gitti. Şöyle ipimi de arkaya saklamak istiyorum. Fazlasını keseyim. Evet. Şöyle ütüyü nasıl yaptım arkadaşlar? Şöyle ütü ayarında iki noktaya getirdim. İki nokta kısmında eminim sizin ütünüzde de o şekildedir. Bir, iki, üç nokta oluyor genelde. Şöyle bu şekilde tutup şöyle ütüyü bu şekilde çektirerek ütüledim arkadaşlar. Bütün dilimleri aynı şekilde ütüledim. Bayağı bir büyüdü gördüğünüz gibi. Şöyle açıldı. Gayet şık güzel oldu. Şimdi santim olarak vermek istiyorum. Evet, şöyle yaprak kısmını, şöyle desen kısmını ütülenmemiş hali 58 diye hatırlıyorum. 57 58 sanırım. Şöyle ütülenince 60 olur demiştim ama gördüğünüz gibi 66 santim oldu. Şöyle 66 santim. Evet, şöyle ense kısmı da burada zincirle gittiğim için biraz daraldı arkadaşlar. Ense kısmı, onu da söyleyeyim. Şöyle sanırım 50 58 santim. Ya da şöyle ölçeyim ben. Daha garanti olsun. Evet. 58 santim. 58,5 da sayılabilir. Evet, şöyle 1-2 santim daralmış. 60-61 santimdi. Böyle zincir çektiğim zaman 61 santim diye hatırlıyorum. Böyle şöyle açayım, size de göstereyim. Böyle. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle harika, boyutu da ideal. Bir desen hani boya göre arkadaşlar, bir desen daha küçük yapabilirsiniz. Ben ve kendime yapmadım ama ben uzun boylu birileri için yaptım. Şöyle o yüzden bir desen fazla yaptım. Bir desen kısa da yapabilirsiniz. Bakarsınız artık boyunuza göre hesaplarsınız ne kadar yapacağınızı. Böyle ütüleyince de 4-5 santim, hatta 6 santime kadar açıldı. Evet, desenin de harika olduğu kendisini gösterdi. Alt kısmı da bu şekilde. Böyle. Evet, masanın üzerinde tam gösteremedim arkadaşlar. Böyle parkenin üzerine serdim. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok şık oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basıp daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.